Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Cem ben bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim bugün konumuz ne 50 bin liraya tekne nasıl alınır? 50 bin liraya tekne yok diyenlere gelsin. 50 bin liraya tekne de var, yelken de var arkadaşlar. Hani yok diyenler bahane uyduruyorlar. Bahaneleriniz başarınıza mani olmasın arkadaşlar. Üzerine basa basa söylüyorum. 50 bine de var, 100 bin liraya de var arkadaşlar. Yani e, aramasını bileceksiniz ben de size bu konuyu anlatacağım arkadaşlar. Üzerine basa basa söylediğimiz konuya geldik. Neye geldik? 50 bin liraya tekne, 50 bin liraya tekne. Hep 50 binin peşinden koşuyoruz. Bugün 50 bin lira çok para değil. Az para da değil arkadaşlar. Hani böyle bir gerçek var. Ama yani memleketimizde 79 bin liraya boş bir sürat teknesi satıldığını baz alırsak 50 bin liraya bugün 8 metrelik bir tekne bence fena bir tekne değil. Hani Ben bunu sizlerden paylaşmak istiyorum. Hani bütün amacım da şu hani bu hobinin içerisinde uyguna tekne alaraktan hobinizi devam ettirin. Yani uygun alın, e, paranız cebinizde kalsın. E, nasıl söyleyeyim size? E, denizlerde olun. O paranızdan, hani mevcut paranızdan küçücük teknelerde olmayın. İstiyorum ki mevcut paranızla alabildiğiniz en büyük tekneye sahip olun. Ve hani bir yere giderken e, bütün dalga boylarını giymeyin fazla sarsılmayın. Konforlu yolculuk yapın. Çünkü bu işler bir de kalabalıkla güzel oluyor. Hani etrafınızdaki eşinizi, dostunuzu ağırlayın. Hani çok rahat bir şekilde. Yani burada hani en büyük çabam şu. Uyguna tekne alın. Paranız cebinizde kalsın. Neyi arzu ediyorsanız tekninize masrafı tölere edecek paralarınız kalsın. Ama tabii şunu unutmayın. Uyguna tekne alıp da masrafı yaparken suda yüzenin fiyatını geçmeyin. Hani bu da bir e, baz yani. Hani mesela e, bazı tekne vardır. Adam uygun der ama o uygun değildir. Yani o e, şey ucuzdur. <laughs> Değil yani. Hani uygun. Hani buradaki e, hani bütçe sizin aldıktan sonra toplama ya e, hani paranız kalıyor mu? Hani alıp da toplayamamak da sıkıntı yaratır. Yani o üstünüze biner. Külfet şeklinde biner. Hani e, bunu aldıktan sonra e, hani dört dörtlük demiyorum e, hani o uyguna aldığınız tekneyi alır almaz tekneyi seyre çıkabilecek şekilde yani en uygun şekilde seyre çıkacak şekilde ne kadara hazırlarsınız, hani bunun ne kadar masraftan hemen harekete geçirebilirsiniz. Hani seyir derken da dört dörtlük ya da on numara demiyorum. Bir de uygun derken e, şunu da e, demek istiyorum arkadaşlar. Ucuz çıkma parçalarla, bilmem ne. Gel yavrum buraya, gel. Buraya gel, oraya gitme. Master cabin sana yasak biliyorsun. Hani e, demek istediğim şu. Aman ustam ucuz olsun, çıkma olsun değil. Deniz uyduruk hiçbir şeyi sevmez arkadaşlar. Ee, hani mesela ben ne yaptım? Şöyle söyleyeyim. Ben bu tekneye geldiğimde şöyle bir baktım. Tam bir leş. Hayalet gemi gibi. Tam bir leş. He. Bunun nesi sıkıntılı? Motoru. Ne kadar yatmıştı? 5 yıl yatmış burada tekne. Ben dedim ki hani şahsi hemen bakın beyin matematiği yapıyorum. Bu tekne 5 yıl boyunca yatmış. Tamam. Ben bunu bu limandan hemen nasıl çıkartırım? Ya hemen motorunu tamir ederim çıkartırım, ya da buna motor alır takarım. Hayır gel buraya, buraya gel. Hayır buraya gel, buraya. İki seçeneğim vardı. Buraya hemen bir motorcu çağırdım. Oo bir baktım çok güzel şeyler yapıyor. Biraz internetle araştırdım. Toplamamın yani o e, motoru adam etmeye çalışmanın uzun süreceğini hemen anladım. <laughs> Çünkü ben e, benzinli motorları çok iyi tanıyorum. Dizel motorları pek iyi tanımıyorum. Yani biraz araştırmak yetiyor. E, hemen 4 silindirli 55'lik Yanmar buldum tesadüfen. Yani öyle düştü. Hemen onu koyaraktan bir an önce bu tekniği limandan çıkarttım. Bir tabuları kırdım bir kendime bir moral kaynağı edindim. Hani bu anlattığım konunun sizden de bağlantısı var. Hani e, bir şekilde siz ...tekninizden seyre çıktığınızda hani apar topar böyle hemen hayata geçirip çıktığınızda size moral gelecek. Onunla beraber de e, yaşadıkça ihtiyaçlarınız, talepleriniz doğacak. Bunları liste haline getiriyorsunuz. Ondan sonra yaptık, yaptıkça da checklist yapıyorsunuz. Ondan dolayı e, yani bir an önce eğer tekneniz yürüyemeyecek şekilde ise hemen onu e, aktif edip çıkmaya başlayın. Ama güvenlik önlemleri altında can yeleklerinizi alın, yelek tanklarınızı alın. E, yani makinenize usta e, güven veriyor mu, hani garanti veriyor mu onları e, baz alaraktan demek istiyorum. Ve bir de limandan ayrılmadan önce oradan hemen bir çevre yapın. Destur verin, ben çıkıyorum, haberleri olsun, limandan birkaç kişinin telefon numarasını alın herhangi bir durumda size destek olmalıdır açısından. Şimdi arkadaşlar, lafı böyle çok çok uzun etmek istemiyorum. Dün Mavi Sosyal Medya sitesi üzerinden gezerken 50 bin liraya ahşap bir motoryat tarzı bir şey buldum. Kamaralı mamaralı güzel. Yani gördüğüm kadarıyla yani. hani hiç kimse bakın arkadaşlar ben kimseden benim hiç kimseden bir gelirim yok. Bir menfaatim yok. Bir sponsorluğum yok. Ben gördüm çok da fazla kurcalamadan hemen bunu sizlerden paylaşıyorum. Gördüm bir baktım ahşap. Önde böyle bir kare gibi bir şey eksiği var. Herhalde oradan ya bir parça çıkmış ya da oradan bir çürük falan var onu alıp almışlardır. Şimdi şeyleri duyar gibiyim ya ahşap ya bu mahveder adam yok işte bilmem ne falan diye, diye, diyebilirdi yani diyen diyebilir. Ama keşke mesela benim teknem muazzam güzel bir ağaç olsa. Hani o ağacın dokusu yeter arkadaşlar. Bunların hepsi fiber salınım yapıyor yani. Yani kanserojen mantı veriyor. Yani e, o ağaca e, şey tükaka diyenler boşuna der yani öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlarım. Diyelim ki ağacı seviyorsunuz, oranın parçasını yaparsınız, ahşabı bir elden geçirirsiniz, o tekne hemen yüzer. Motorun olup olmadığını bilmiyorum, mutlaka da vardır. Ee, 50 bin lira. Bakın pazarlık falan filan yok, düz 50 bin lira yazmış. 40'a biter, 35'e biter, 50'ye biter, 49'a biter. Ne kadar biteceğini ben bilemem. Çünkü mal benim, malım değil. Hemen arzu ederseniz ben şunu yapayım. Ee, şimdi videoma ara vereyim. Siz... Ee, benim mavi sayfalardaki ilanın ben ekran videosunu aldım. Bir tekneyi görün, siz de bulursunuz onu mutlaka. Görün 50 bin liraya tekneyi görün. Ondan sonra onun yorumunu yapalım. Evet izleyin şimdi. izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Şimdi ahşap olarak onu hayata geçirmek isterseniz ne yaparsınız? Ee, hani gerekli hani ne olduğunu bilmiyorum ama hani gerekli olan e, yerlerini yaparsınız ya da yaptırırsınız. Suda yüzer hale getirirsiniz. Suya atarsınız. Ha, bu arada işte macunu, astarı, boyasını, zihirlisini attıktan sonra atın suya gitsin. Yani yani şu durumda çok büyük bir masraf gözükmüyor. Bir soyulmuş moyulmuş herhalde bir resif yani bir tamirleme işlemi yapılacak gibi olmuş. Ya yani durumları olmamış ya da bir şekilde olmamış yani. Sonra arkadaşlar ağaç düşmanı olan tekneci dostlarımız için de onu komple dışarıdan fiber gi giydirirsin. En kalın olacak şekilde bir güzel e, gerekeni yaparsın. Bu size kabuk olmuş olur. İçeriden de ahşaplarını söker atarsın, al sana fiber tekne. Bu da işin en basit tarafı arkadaşlar. Ne olur? Fiber bir tekne olmuş olur. Bu kadar. Çok da bir şey yok yani. Hani konuştuğumuz şeyler atlan deve değil. Ama bugün, e, bugünkü şartlar altında marketlerde 79 bin liraya satılan boş bir tekneye rağmen böyle bir tekne, en azından denizci bir tekne, kocaman bir kamerası var, güzel bir kıçı var, e, ne bileyim işte... Mutlaka motorun makinesi vardır. Makinesinin ne olduğunu bilmiyorum. E, ama sonuçta bir makine dairesi var, bir şaftı var, bir bilmem nesi var. Sonuçta bir şeyler var yani o teknede. E, suya atmanız kolay, bir yere gid, bir yerden bir yere giderken e, küçük tekne gibi e, lıngır lıngır sallanmaz. Bir şekilde e, yani yolcuların sarsılmaz. Bir de e, biz Türk milleti olarak kalabalık olmayı seviyoruz. Yani hep beraber kalabalık olmayı seviyoruz. Hani eşinizden, dostunuzdan bir ne bileyim alkol masası yaparsınız, ne bileyim bir çay e, masası yaparsınız, bir yemek e, hani ailecek bir yemek yiyelim dersiniz birkaç aile birden yani el birliğiyle e, yapılır, yiyilir yani her türlü e, şey müsaitler güzel bir e, dinlen geç yapılır. Yani e, gelişime müsait bir tekne. Bakın hep ben böyle konuları alıyorum, konu işliyorum farkındaysanız. Yani siz yeter ki uyguna bir tekne alın e, uyguna toplayın e, Güzel güzel seyir yapın diye Daha ne yapayım arkadaşlar yani cebinize mı koyayım Hani ben hemen böyle e, şey görüyorum e, Ya böyle mesela bir şey bir şey oluyor e, Bir iki kişi dedi ki Abi dedi ya bana bir tekne paslar mısın Ya tesadüfen de gördüğüm bir şey vardı Ne yaptım biliyor musunuz Linkini aldım attım hay atmaz olaydım mı nasıl satayım Yok işte şu mu yok bu mu Arkadaşım senin paran çoksa o zaman hiç kimseye sorma aç sarı sayfaları bastır parayı al hem uygun tekne alıyorsun hem de şu mu bu mu teknenin sahibi ben değilim ki arkadaşlar <laughs> lütfen rica ediyorum yani masraflı adı üstünde sürpriz kapalı kutu her şey çıkabilir neyse evet. arkadaşlar çok çok uzun etmek istemiyorum ee, yani e, işin özü ben uygun tekne buluyorum görüyorum ve sizden paylaşıyorum Hani neler yapıp neler yapamayacağınızı artık siz kendiniz tartın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Görüşmek üzere.